رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحفظ الامر الى الله ان الله بصير بالعباد. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم انظر كيف بطل الغضب على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا تجعل مع الله إلها آخر فتفقد مذموما مخذولا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. Allah Teala sizlerin de ümmetinizin de sıkıntılarınızı gidersin inşallah. İşinizi ıslah eylesin, merhamet eylesin. Değerli kardeşlerim, bu okumuş olduğum ayet-i kerimede İsra suresinden 21-22. ayet-i kerimelerde önündeki Musab-ı Şerif'in 283. sayfasında bulunmaktadır. Yukarıdaki ayet-i kerimelerde Allah Celle Celaluhu dünya nimetlerine şımarmamamızı, Allah-u Teala bir şeyi emrettiği zaman ona itaat etmemizi, ona isyan etmemizi, özellikle de kendisinde bir güç kuvvet olan buyruk sahibi, amirlerin, idarecilerin ve zenginlerin şımarıklıktan kaçınmaları, bu maddi manevi güçlerine aldanarak gurur, kibir, emaniyete kapılmamaları, başkalarına eziyet, işkence etmemeleri uyarmıştır. Bunlar yeryüzünde fitne ve fesat sebebiydi. Bu tür fitne ve fesatlardan kaçınmazlarsa insanlar, Allah Celle Celaluhu o insanları helak eder, bu insanlarla beraber onlarla mücadele etmeye, onlara sesini çıkartmayan, en büyük mühendisliğine mükemmel edilmiş olan insanlarla beraberce cezalandırılır. Yani kurunun yanında yaşa yer. O yüzden her bir insan Allah'ın emirlerine dikkat etmeli. Bilmeli ki kimse kimsenin yükünü çekmeyecek, kimse bir başkası için yargılanmayacak. Allah Celle Celaluhu insana kendi yaptıklarını soracak. Bunun için Allah Celle Celaluhu insanlara değişik nimetler vermiş, değişik güç, kuvvet, kabiliyetler vermiş. Ama bu güçler, bu kabiliyetler o insanın doğrudan faziletli olduğunun alameti değildir. Geçen haftaki dersimizde görmüştük. İnsanlar iki çeşit. Bir, ellerindeki nimetlerin Allah Celle Celaluhu'dan olduğunu anlamayan, varlık sebebini sadece dünya hayatında yaşayıp yeme, içme, erleme, hırs, şehvet, dünya zevkleri zanneden, elindeki bütün
güç, kuvvet ve imkanlarla dünyada bir şekilde işte mutlu olmanın yollarına bakan insanlar. Kafirlerin ekserisi böyledir. Müslümanların da bir kısmı maalesef dünyaya birleşmiş. Bütün arzusu dünya olmuş, Allah'ı ve ahireti unutmuş olabilirler. Allah Celle Celaluhu böyle kafirlerimizi de başlarımızın durmak üzere kafir duygusundan uyandırsın. Allah-u Teala dünyayı isteyen bu insanlara verilmiş. Onlara vermiş olduğu bu nimetler, bu servetler, bu güç, bu iktidar onların hayrına mıdır? Değil. Onların cehennemin dibine daha çok düşmelerine yardımcı olacaktır. Bir gün mutlaka o cehenneme girecek ve hor, hakir, kovulmuş bir şekilde kimsenin değer vermediği, yüzüne bakmadığı bir insan olarak cehennem ateşinde yanacak lazım. Ama bir insan da Allah'a iman ederse, emirlerine itaat ederse, haramlardan kaçınırsa, elindeki nimetlerin Allah'ın vergisi olduğunu bilirse, gerek servete, para, mal, mülk, bağ, usta, bahçe, hatta arabalar, gerekse iktidar, koltuk, şan, şöhret, bütün bunların Allah'tan bir imtihan olduğunu, dolayısıyla bunun üzerindeki vazifelerin hakkaniyetle yerine getirme sorumluluğunu hissederse ve bu iman, bu sağlıklı düşünceyle bir de amel ederse, sadece imanlıkla kalmaz, salih amel işlerse, salih amel işlerken de bunu sadece Allah için işlerse, ihlaslı olursa, insanlar beni sevsin, işte beni beğensin, beni başlarında taşısın, bana hürmet etsinler gibi kaygılar da değil. Bunlar zaten olur Allah'ın izniyle. Sadece Allah'ın rızasını talep ederek amel işlerse, Allah'a mutluluk ederse, Allah Celle Celaluhu onun da mükafatını hem bu dünyada verir, çalışmasını teşekkürle karşılar. Aslında bir vazifesini yapmaktadır, Allah'ın verdiği nimetlere şükretmektedir. Ama buna rağmen üstüne Allah Celle Celaluhu bir de ona ahirette çok daha büyük nimetler bahşeder, ikram eder. Ayet, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği, aklı hayale gelmez nimetlere barındırmaktadır. Müminler için velhasıl aklı olan görür ki Allah-u Teala bizi bu dünyaya belli bir sürede imtihan için gönderdi. Akıllı olan insan Allah'ını bilir, iman eder, itaat eder, kulluğunu gösterir. Bu dünyada mutlu yaşar, ahirette de mutluluğun, başarısının mutluluğunu yaşayarak güzellikle göçüp gider, sonsuz mükafatlarına ayrılır. Kâbiret Allah-u Teala bu dünyada veriyor, veriyor değil. İmtihan dünyası yani mümine verdiği gibi kâbiret de veriyor. Yemekleri, içmeleri, gezmeleri, tozmaları, güçleri, kuvvetleri, sağlıkları, servetleri, şöhretleri, makamları, onları veriyor Allah. Ona da veriyor bunu. Allah'ın birisine güç, kuvvet vermesi, servet, iktidar vermesi, onun çok sevdiğinin alameti değildir. İmtihan ettiğinin alametidir. Allah'ın bir kimseye az vermesi, fakir kılması, onu sevmediğinin alameti değildir. Onu da fakirlikle imtihan etmektedir. Herkes bu dünyada bir şekilde imtihan edilmektedir. Dolayısıyla etrafımıza baktığımız zaman insanları her cihetten çok çeşitli görüyoruz. İşte bugünkü dersimize geldik konumuz. Allah Celle Celaluhu unzur, bak diyor. Geçen hafta
vakit yok Allah Celle Celaluhu ama vaktimiz yetmedi, önümüzdeki vaktiye sağolursak inşallah demiştik. İşte bu büyük dersimizde böyle başlıyor. Unzur, bak diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bu bakışlar akıllı bir bakış var, iddetli bir bakış var, ders alan bir bakış var, öyle köle köle bir bakış değil. Nazar, fikir, tefekkür ile bir bakış var. Bak diyor, keyfe fatlana bağlamı kalma. Biz insanlar nasıl birbirine üstün yaratmışız, faziletli yaratmışız. Buradaki fazilet üstün kılmışız. Çevrenize bir bakar mısınız? İnsanların hepsi aynı tip mi? Uzun boylusu var, kısa boylusu var. Zayıf var, şişman var. Sağlıklısı var, hastası var. Engellisi var, özürlüsü var. Türkü var, Kürt'ü var. Arap'ı var, Azeri var. Türkçe konuşan, Kürtçe konuşan, Arap'ça konuşan. Envayce, bizden insanlar var. Kimisi fakir, kimisi zengin. Kimisi akıllı, kimisi biraz az akıllı. Veya ahmakça. Daha fazla saymamıza gerek yok. Allah yeryüzünde her şeyi çok çeşitli yaratmış. Şu tabiata bir bakar mısınız? Ne kadar çok mahluklar var. Hepsi unzur diye bizim bakışlarımızı arz ediyoruz. Bakın ve tefekkür edin Allah Celle'ye. Bir kere ne muhteşem bir yaratıcı. Yani insan bazen işte dili diline dolaşıyor. Nereden düşündün bunları ya Rabbi? Nereden aklına geldi diyesi geldi. Haşa sunu haşa. Aklına geldi. Bizim de bizim gibi acizlere mahsustur. Allah subhanahu yoksa sıfatlardan uzaktır. Daha Allah Celle Celaluhu'nun bizim görmediğimiz, bilmediğimiz nice yaratıklara vardı. Görseydik aklımız başımızda giderdi. Bakın bir yer, bakın bir. Tefekkür edin, değerlendirin. Allah'ın gücünü görün. Aklı başında bir insan Allah'ı nasıl içerdi? Nasıl içerdi? Yeryüzünde Allah-u Teala'yı en iyi bilmesi gereken insanlar alimlerdir. İnsanın üstünde çalışan doktorlar. Bitkilerin üstünde çalışan botanikçiler. Dağlardan, derelerden bahseden coğrafya, coğrafyacılar, göklerden, gök ilimlerinden değil mi? Çalışmış gök bilimciler, astronom alimler vesaire hangi ilim dalı olursa olsun incelediği eşya Allah'ın varlığını aykırıyor. Artı gücünü, kudretini aykırıyor. Artı bir buluşunu hatırlatıyor. Tevhidi. Eğer iki olsaydı bu kadar çeşit benim dediğim olsun, senin dediğim olsun, bir memlekette bile iki tane hükümdar, iki tane devlet başkanı olmuyor. Olsa çatışmaya gidiyor. Çatal kazık yere bakmaz demiş atalarımız. Yerlerde ve göklerde iki ilan olsaydı hiç şüphesiz yerler ve gökler fesada olurdu. Unzur, bunu nazar edin. Bunu tefekkür edin. Buradaki çeşitliliği anlayın. Ey ahmak adam! Allah sana mal verdi diye niye olmayan kardeşini küçük görüyorsun? Ey zavallı iktidardaki insan! Koltuğa oturmuşsun alemi basit basit insan zannediyorsun. Küçük görüyorsun. İstersen seni öldürürüz. Adamlarını gönderin. Cesedini de parça parça eder, her parçada bir yere güvenmiyor. Kimsin sen? Ey Firavun, ey Nem! Kimsin sen? Sen de çalıştırdığın hizmetçi gibi bir insansın, Allah'ın dostu. Allah sana o iktidarı insanlara zulmet diye mi verdi? Bunu bir düşünsen, unutur. Ey fakir, sen de izzetli ol. Allah'tan ister.
İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn. Ancak Allah'a ibadet ediyoruz, ancak ondan yardım dileriz. Allah'ın inayet dileriz. Öyleyse izzetini koru, şerefini koru, dilencilik yapma, kapı kulu olma, yardım ve dalkavukluktan vazgeç. İnsanların önünde gerdan kırma, dik dur, onurlu dur. Senin Allah'ın var. Niye ayakta şey yapıp köle olmak istiyorsun? İnsan kulu bu tür basit duygulardan kurtul, kurtul, kurtul. Seni kimseye eyvallahın, seni kimseye bilmediğin yok. Çünkü sana canını veren Allah'tır, malını veren Allah'tır, sağlığını veren Allah'tır, ömrünü veren Allah'tır. Bir saniye ötelemez, bir saniye beri gelmez. Ecelin geldiğinde ölürsün. Sen Allah'tan başka kimseye bilmediğin eyvallahın yok. Kendi değerini bil ya. Ne kul oluyorsun? Allah'tan başkasına ne buluruz, ne kabul buluruz. Ey engelli kardeşim, özürlü kardeşim, sen niye üzülürsün ki? Seni böyle yaratan Allah, sen de böyle iptal ediyor. Sen bunun mükafatını çok göreceksin. Ey Türk, sen niye Türk'ünle övülüyor, başka Türk'ları küçük görüyorsun? Ey Türk, ey Arap, ey Acem. Ey İngiliz, ey Alman, sen nasıl olur da başka insanları küçük görürsün? Herkes de senin gibi bir insan. Ötçülük yok. Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık, Acemilik yok. Ya eyyühen nas, inna halakrabbu min zekerin ve ursa, ey insan. Biz sizleri bir erkek ve bir dişiden yarattık. Sümme canlılar mutabahi, şuhul ve mutabahi. Sonra sizi şahlara, büyük milletlere, boylara ve küçük soylara, kavimlere ayırdık. Niçin? İta'ar. Marifet için. Örf için. Tanışasınız, bilişesiniz. Birbirinize yardım edesiniz diye. Kavga edersiniz diye değil, birbirinize üstünlük tasfiyesiniz diye değil, siz hepiniz Adem'in çocuklarsınız. Beyazın siyaha, siyahın sarıya, sarının kızıldır diye üstünlük yoktur. İnne ekremakum indallahi etkâkum. Allah katında en üstün olan, ikram ve hürmete layık olan, etkabım, sizin en takvalarınız. Takva nedir? Allah'a tam bir imanla, ihlas ve samimiyetle Allah'a kul olmak, emirlerini yürütmek, yasaklarından kaçmak, kalbini kötü ahlak ve sıfatlardan arındırmak, ahlaklı sorumluluğunun farkında olan şuurlu bir Müslüman. Vallahi fakir öyleyse en üstündür. Zengin öyleyse en üstün olur. Sıradan bir insan da böyleyse, kabuğundaysa en üstün olur. Bir memleketin padişahı, idarecisi, devlet başkanı böyleyse en üstün olur. Demek ki bu tür rızıkla farklı, güç ve kuvvetle farklı, şan ve şöhretle farklı üstünlük sebebi değildir. Bunu böyle zannetmek Allah Celle Celaluhu ayetleri de ortada dururken çifte ahmaktır. Ahmaklığın birisi aklıyla bunu bilebilmesi lazım. Bilemiyor, değerlendiremiyor. İkincisi hiç olmazsa Allah'ın ayetlerini duy da anla. Artık sen yaratıcı da duymuyorsa çifte dikişli bir ahmaksın. Ahmaklığın tedavisi yokmuş. Ahmaklık öyle bir hastalık ki tedavisi yoktur. Onun için ahmak adamı arkadaş edinmiyor. Çünkü size iyilik yapayım derken kötülük yapar. Farkında olmaz.
bir alemin, bir filozofun bir maymunu varmış. O dersine çalışırken işte onu korurmuş. Bir sinek gelmiş bir gün. Korumuş yüzüne eliyle böyle işaretlemiş. Kaçmış sinek. Fakat bazı sinekler inatçı olur, sizin de hoşlanmak olur. Ulan sinek, git şuradan öldürürüm, bak seni desin, git biraz tepemde dolaşır. İlle canını kıymet edilir, sen de o gün merhamet damarını tutmuştur. Öldürmek istemiyorsun, ya git başıma bela olmuyorsun. Sinek duruyor, dolaşır, gene sana geliyor. Niye acaba? Çok mu dünya şirinliği var üstümüzde? Sinekler şirinliğe çok geldi değil mi? Her neyse. Maymun, o alim filozofun üstündeki sineği bir kovalamış, iki kovalamış sinek gene geliyor. Üç kovalamış sinek gene geliyor. Kafası bozuldu sonunda maymun, ulan sinek seni öldürür demiş ve yerine burada bir taş varmış. Alim alnına sinek koyduğu zaman taşına vurmasa da sineği eser diyemiş. Ne demişsin? Ama bu arada sahibi olmuş alim, onu ölmüş. Ahmak onu düşünememiş. Burada ne sanmak lazım? İyilik yapar derken kötülük. Acaba bizde de oluyor. Dünyada iyi bir hayat yaşayalım. Gücümüz, kuvvetimiz, servetimiz yerinde olsun diye ahmaklık edip de Allah'a isyan ettiğimiz oluyor. Onun hesabını da biz kendimiz yapalım. Olsun. İyi bakın kardeşim. Hani bizde bir söz vardır, öküzün trene nokta gibi derler. Aslında bir yanlışmış, öküz çok dikkatli bakarmış. İşte biz de darbun mesela diye söylüyoruz, öküzü küçük görme hakkımız mı, haddimiz de yoktur. Herkes böyle söylediği için, evde gelen durum bayram hatayı biz de işleyelim, öküzün trene nokta gibi diyelim ama öküzü bu görüntüden onu söylüyor. Çünkü kendini bilen insan dindar olur demiş büyükler. Kendini bilenin dili dar olur, çok konuşamaz. Çok konuşamaz. Biz zaman zaman bunu hatırlatmıştık. Bırakın bir insana karşı kendimizi üstün görmeye, bir hayvana bile kendimizi üstün görmeye aslında hakkımız yok. Rabb'ın ısrarı, Tahsil-ül Neşeteyn kitabında anlatır. Allah Celle Celaluhu bütün mahlukatı yarattı. Herkes kendi insanıyla Allah'ı bilir ve tesbih eder. Biz duysak da duymasak da bilsek de biliriz. İnsanın için yarattı. Lakat karakter cinne ve inse illa liyak bunu ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. Niçin yarattın bu sesi? Dünyada niye varız? Allah'ı bilme, Allah'ı sevme, Allah'a teşekkür, Allah'a boyun eğme, itaat etme, Allah'ın isyanını kaçırma, yani haram kırdıklarından uzak dur. Bizim vazifemiz bu. Yememek, içmemek, gezmemek, tozlanmamak, evlenmemek, bakmamak, bunlar bu ibadet hayatımız, kulluk hayatımıza neşe getiren, çeşitlik getiren, güzellik getiren unsurlar. Asıl amaç bunlar değil. Ve ahirette bundan sormayacak. Kulluktan sorarsak. Eğer bizde bir merkep var, o niye yaratılmış? Onlar da insan halleriyle Allah Celle Celaluhu'yu zikrediyorlar. Bizim vücudumuz da öyle, kafirin vücudu da öyle. Bilse de bilmese de, her varlık Allah'ı zikreder. Yüksel bir koyun, İllahi mahkis semavati ve arz. Semavati ve arz olan her şey Allah'ı zikreder. Ama artı bir vazifesi var. Sen üstüne yük yüklediğin zaman
Diyor ki Rabbimiz'e sonra o kitabında eşeğin yüklesi yükletmez ya da binmek istesin üstüne itiraz eder, bindirmez, inatlaşır. Ne desin o zaman? Eşek eşek değil ki desin. Eşek eşektir. Ve gözü önünde de duruyor. Niye böyle söylüyorsun? Çünkü vazifesini yapmıyor. Limahulü kader dedi esine. Niçin yaratılır? Varmış amacı nedir? Onu yapmıyor. Şimdi sen bir kafiri nasıl eşeğe benzetirsin? Eşek vazifesini yapmıyor. Kafir vazifesini yapmıyor. Allah'a iman etmek için yaratılmış gibi inanmıyor ya da inansa da ibadet etmiyor. Şimdi bu eşekle bu kafiri nasıl yerine getirirsin? Kafiri eşekler üstü tutarsın. İnne şer'a davabı illallah. Asumun hukullet ila yakıyor. Yeryüzünde yürüyen, sürünen hayvan ve haşeratın canlı türünün en şerlisi Allah'a karşı kör, sadet, kertir. Bilsinler. Bir kısım kafirler içinde öyle diyecekler. Kenan ham, berdum abla. Onlar hayvanlar gibi belki aksine daha da alçak, daha da sapıktırlar. Kim diyor? Allah. Biz böyle hümanist geçinerek, efendim onlar da insan, kafirler böyle söyler diye. Sen kim oluyorsun? Sen kim oluyorsun? Allah böyle söylerken onu beğenmiyor. Sen kim oluyorsun? Sen kendine Müslüman diyorsun. Bir gün yolda giderken bunu çok anlatırım. Yeni geldim, bir kere daha söyleyeyim. Hep tekrar bahsen öğretimden 180 demiş. Beyazıt Ebesi'nden bu yolda giderken karşısından bir uyuz it çıkar. Eteklerini toplar söyler, değmesin çünkü vücudunda yiğilim vardır. Namaz kılacak, pisler misin diye. Köpek şöyle bir bakar ve kendi insanla haliyle konuşur. Onun bayasında duyar. Biz duymayabiliriz. Peygamberimiz avucunu çakıl taşlarına aldı, zikrediyorlardı. Ebu Bekir Efendimiz'in avucuna koydu, zikre devam ediyorlardı. Ömer Efendimiz'in avucuna koydu, taşlar zikre devam ediyordu. Öbür sahabelerin eline kondu, ses duyulmaz oldu. Aslında onlar zikre devam ediyorlardı. Bizim kulaklarımızın frekansı o sesi duyacak ayarı yok. Önce bir keşif olmuştu. Bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mucizesi sahabenin kerameti tecelli etti. Sonra eşya normal halde tebdil etti. Köpek konuşur demeyin. Bir gün gelecek, ilim ispat edecek. Hayvanların kendi aralarında konuştukları ve dillerini bilecekler. Şimdiden balıkların bir kısım hayvanların kendi aralarında konuştukları tespit edildi. Fakat dilleri henüz çözülmedi. Yuhu da çözüldü. Diyor ki eteklerini bana değmesin diye çekmen eğer benim bir it olarak eyvaya hor görmendense dikkat et. O eteğindeki ilim kendinin bir kovası temizleyebilirdi. Ama kalbinde benim küçük görmek, hakir görmek gibi bir duygu varsa o kalbindeki pisliği yedi derya temizleyemez. Biz duyduğumuz zaman bir hoş oluyoruz bu sözde. Bayezid acaba nasıl olmuş bu sözde? Ve sonra köpek devam ederek diyor ki şimdi bunu dikkat edin. Ey Bayezid, Allah var ve başka hiçbir şey yokken, hiçbir şey yaratmamışken, Allah Celle Celaluhu yaratmaya karar verdi, seni insan, beni köpek yarattı. Söyler misin o zaman, daha hiçbir şey yok, ben sen hiçbir şey yokken, Allah seni hangi üstünlüğünden dolayı insan tercih edin,
Sana insan derisini giydirenle içeride ilk derisini giydirenle. Hadi giyseniz hayırlıları var. O peygamber batının üstünde biner ki Subhanallah dedi sahabelerine bazı Bamakumna da o mümininde bunun üstüne biniyor bu koskoca hayvanı benim emrime amade kılan Allah hamdolsun dedi. Allah bu hayvanı benim emrime amade kılmasın. Bu benim emrime ben ömrüm yetmez mi? Allah'ın emri yetmiyor. O hayvanı küçülüyor. Hadi bunu da söyleyelim. Hacı Sultanî Hazretleri, Şafikler Kirmani Hazretleri'nin mezarının türbesine gider. Feridül Bün'ü Hatta teskil edip evliyatı yazıyor. Bir müddet orada Kur'an okur, zikreder, Murat'ı beyaz alır, vakit gelir, hazırı çıkarır ve yemek yemek ise ellerini açar, Allah'ın bir konu gönder, yemeği beraber yeriz. Allah'ın sevdiği kulları, veli kulları yalnız yemekten hoşlanmazlar. Mutlaka bir misafir, bir beraber birisi yedir. O yüzden bir misafir istedi. Allah'ın bir konuk, bir misafir gönder, yemeğimizi beraber yiyelim. Kapı vicdanı, baktı içeri vicdan var, evet içeri iç girdi. Yavaş yavaş yanına kadar geliyordu, of dedi onu kovdu. İç gitti. Mezardan bir ses geldi. Hem Allah'tan konuk dilersin, misafir istersin, hem de gönderdiğinde kovarsın. Birden fırladı. Sokağa çıktı. İçi aradı. Uzaklarda giderken gördü, koştu. İti yemeğe davet etti. Kafasını sardı. İki gün önce diş çöktü. Yüzlerce de bak, yüzlerce de ağladı. İlk onun göz yaşlarını görünce peki dedi beraber gezdik, yemek yedik. O it Allah'ın beğenerek, özenerek, şekil vererek, duygu koyarak, değerli yarattığı bir hayvandır. Hiçbir hayvan zarar vermedikçe öldürülmez. Ancak zarar vermek kürdün, sözün, yuklar. Ya o ey insan, sen hayvana bile böyle muamele yapmazken, senden biraz fakirdi, senden biraz makamı engindi, senden biraz dünyevi cihetten seviyesi düşük diye insana nasıl hor bakabilirsin? Nasıl çiftlenebilirsin? Nasıl bir başkasına üstünlük davası olmadan uzun bir an eyvah ne Kur'an okuyoruz doğru düz ne de Kur'an'ın dediklerini anlıyoruz okumasını anlaması her okuyan anlamaz üstünde tefekkür edeceğiz. Umur. Keyfe fazlalına bağlamak lazım. Nasıl biz bir kısım insanları bir kısmın üstüne tatlı ettik. Fazilet üstü kıldık. Başta söylediğimiz bir kere daha söylüyorum. Bak şu uzun boyu yakışıklı, o da kısa boyu. Çirkin. Kim yarattı? Uzun boylu kaportasını bir dilekçeyle dolmadan evvel kendisi mi yazıp verdi? Ben şu ebatlarda olmak istiyorum. Yok.
Bu engelle gözü görmeyen hava kardeşidir. Bir suçu mu vardı da öyle oldu? Yok. Bu zengin çok mu kıymetliydi doğmadan evvelki Allah onu zengin etti? Bu da fakir. Bu Türk, bu Kürt, bu köylü, bu şehir. Dünyaya kendini öyle mi istedi, geldi? Yok, hiçbir iradesi yok, Allah öyle istedi. Peki, sen hangi dahil varlığındaki kendi yüzünü görürsün? Kardeşler, elimizdeki her güzel bir nimet, Allah Celle Celaluhu'nun imtihanıdır. Aman dikkat edin. Zenginlik başa bela olabilir. Üstüne bilerek cennete de götürebilir. Aman dikkat edin. Fakirlik çok güzel bir nimet olabilir. Kadar farklı örneğin buna kufra, fakirlik nedir? Kafirlik olabilir. Adamın da dilini çıkar, dışarı çıkar ve olur olmaz istemeyen çok ciddi laflar. Dikkat etmek lazım. Bu arada afiyet olarak var olabilir. Afiyette ah büyük derecede. Herkes elindeki nimete nasıl bir karşılıkla imtihanını verdi? Allah'a kulluk, ubudiyeti nasıl oldu? Buna göre derece katılır. Bu arada afiyet olarak var olarak var olarak fazilet bakımından ahirette çok. Cennete girse de, cennete girse de, onun bizim ruhu şad olsun. Selvan radıyallahu anh. Allah şefaatinden mahrum eylemesin. Peygamberimizin karşısına gelecek de öyle bak. Bir gün ağlayarak geldi, gidiyor. Peygamberimiz ağlayarak gelen çocuklar var da, bir an kalmadan başkasına git, ezan okuyor. Şunu anlatalım. Niye ağlıyorsun bu köyü? Diyor ki delikanlı genç misin? Ya Resulallah. Sen burada dövdüğe bakıyoruz. Şimdi aşırıyoruz. Oluyoruz. Sonra kalkıp eve gidiyoruz. Çocuğumuzu çocuğumuzun yanına. Estağfurullah. Hocam karşılıyorum. Adamın meselesi. Diyor ki ya Resulallah. Biz şimdi sana bakarak burada neşeleniyoruz. Seni çok seviyoruz. Çok seviyoruz. Çok sevmiyoruz ve sana ayakta dayanamıyoruz. Geliyoruz üzerine, burada mutlu oluyoruz. Ben düşündüm ki, yarın ömür de ahirete gidersen, cennette derece derece tabaka tabaka. Sen en üst tabakadasın, en üst derecelerdesin. Biz ise orada da yetişemeyiz, sen de bulamayız. O zaman biz cennette seni göremezsek, o cennetimizi bizim nasıl bir cennet? Dur, dur, dur ya. Ben bunu düşünerek dayanamıyorum. O zaman bir kısım ayetler iniyor. وَمَا يُتَ اِلَّهَ وَالرَّسُولُ فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ اُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Kim Allah'a itaat eder, peygambere itaat ederse işte o insanlar nebilerle, peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber olacaklardır. Yan yana ahirette bu sayılan nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler ne güzel arkadaştır. Allah Celle Celaluhu bizi bu dünyada da ahirette de o güzel insanlara arkadaş eylesin inşallah. Ehdina sırata mustakim, sırata lezine elhamdu aleyhim, kendilerine nimet verdiklerini yorum. Onun için Allah Celle Celaluhu bizi kendine sınırca baş başa bırakıp gururla, kibire, enaniyete din kardeşlerimizi küçük görmeye, aşağılamaya, hakaret etmeye düşürmez. Aklımızı başımızdan alıp da ahmak eylemesin. Din kardeşlerinin kalp kıymetini bilinsin. Buna zarar verecek, öldürmeler, yaralamalar, kızsızlar, kaçlar, delikodular, suizanlar, ırklar, namusun tasavvuflar, hak yemeler, faiz, yetim maddeler, şu bu, tüm günahlardan uzak eylesin. Allah'a emanet.
düşmanlara karşı açma, o Allah için sevme nimeti bahşeylesin. Allah için dinini sevenlere Allah'ın vaadi var, sözü var. Allah vaadinden dönmez ve bu insanları yevm-i kıyamette arş-ı âlemin gölgesinde misafir edeceğim. İnsanlar hesabı yürürken bunlar da havf-ı âleyhi bana okuyaktı. Ne korku duyacaklar, ne de وَلَهُمْ يَحْسَرُونَ mahzun olmuyor. Ne gelmiş, ne gelecek korkusu taşımadan esenlik ve mutluluk içerisinde aşağı verilen gölgesinde çok. Kim bunlar? Allah için sevişenler. Allah Celle Celaluhu bizim kalbimizde böyle ağır olur, güzel bir kalp eylesin inşallah. İllahi Fatiha.